Peki Fenerbahçe'ye geçelim mi? Beşiktaş'la ilgili var mı son cümlen? Ya Ergin her şeyi net bir şekilde özetledi. Ben yine bir şey söyleyeceğim. Mesela Beşiktaş'ın Şenol Hoca'dan önce Yıldırım Demirören'den sonra bir feda sözünü vardı. Vardı. Baştan her şey çok net anlatıldı. Evet. Transferlere bakıyorsun evet. O zamanki transferlere. Tabii. Samet Aybaba müthiş iş çıkardı. Bak şimdi orada ama baştan anlatıldı. Doğru. Böyle bir durumdayız. Geçmişte bunlar yapıldı. Biz bunları yapamayız. İşte o fedanın içinde bir sürü şeyler olduğu genç futbolcular işte Necipliler, Ozanlar, alttan gelen Olcanlar bir sürü oyuncular geldi. Ve düşük maliyetli oyuncular. Baştan anlatırsan taraftar kabul da eder. Beklentisini evet. Kabul eder. Evet. Der ki ben bu sene feda içindeyim. Ligi ilk üçte bitirirsen benim için başarıdır. Bu arada şampiyon olursan, şampiyonlukla mücadele ediyorsan çok çok daha başarıdır. Bu anlatılmıyor. Hep vaat. Hep vaat. Alacağız, yapacağız. İşte limitli. Oydu buydu. Bugün de Beşiktaş'ın şu anda kimse kimseyi kırmadan, o biraz önce söylediğin şey çok önemli. İlk 4 hafta puan kayıpları, kötü sonuçlar ama yönetimsel sıkıntılarda teknik heyet sıkıntısına girersen onu toparlayamazsın evet, işte. Evet. Yani aynı anda iki sıkıntı evet. Yaşarsan o 4-5 haftadan sonra alacağın galibiyetler de seni toparlayamaz çünkü bir çatışma başlıyor orada yani. Tamamladın mı Beşiktaş'ı? Fener'e geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de de tabii bir santrafor belirsizliği var. Açıkçası Berat Muriç'in durumu şu an için belirsizliğini korumakta. La Gazzetta dello Sport gazetesi vardı bugün. İtalyanlar kullandılar bu haberi. Hazır sevelim sevgili Ercan. Orada Vedat Muriç'in ifadelerinin yer aldığı bir haberdi. La Gazzetta dello Sport ki İtalya'da bu çok fazla yüksek tirajlı bir gazete. Çok kişiye ulaşan bir gazete. Aynı zamanda sosyal medyada da oldukça yaygın dünya çapında. Orada demiş ki Muriç artık tamam ya ben gelmek istiyorum. Ya bunu İtalyan gazetesine söylüyor. İşte geldi. Sadece Lazio'yu istiyorum yeter. Başlıyor. Bunu kullanmış. Vedat. Gazete. Gelmek istediğini ifade etmesi kadar doğal bir şey yok. Zaten günlerdir konuşuluyor. Burada ben Fenerbahçe yönetimini kutluyorum. Neden kutluyorum? Çok ciddi bir pazarlık içinde. Fenerbahçe için şu anda 1 milyonun ya da 100 bin euronun bile ne kadar önemli olduğu bir ortamda. Vedat Muriç için 17-18 milyon euroları kabul etmeyip bonus 2-3 milyon euro daha fazla ilave etmek için pazarlıklar sürüyor. Yani herhangi bir kulüp demeyeyim ama yani normalde bu içinde bulunduğu durumda benim dediğim olacak diyebiliyor. Bu çok bir başarıdır bana göre yani. Ergin katılır mısın bilmiyorum yani. Katılıyorum. Yani 20 milyon euro Vedat Muriç için ki hani Vedat Muriç benim elimdeyse 10 milyon euro ciddi biri masaya koyuyorsa ki Lazio konuşulmadan önce ben 10 milyon euroya satardım Vedat Muriç'i. Bugün 20 milyon yani gerçekten elmas bulmuş gibi çok çok yüksek bir rakam ve Fenerbahçe'nin bugün yarasına melhem değil direkt ilaç olup iyileştirecek bir yara. Bir de Bankalar Birliği anlaşmasıyla. Vedat açısından da Lazio çok doğru bir tercih. Yani İtalya Ligi çok doğru bir tercih. Vedat gol vuruşlarından ziyade fizikiyle ön plana çıkan yani fizik gücüyle biraz daha kendinden bahsettiren bir isim. Tam ligi İtalya Ligi bunun. Yani Vedat orada çok sükse yapabilir. Çünkü 90 dakika ayakta kalan bir adam. Yani Fenerbahçe'deki istikrarsızlığı dikkat çekti. Bu problemdi. Fenerbahçe'deki istikrarsızlığı. Takım olarak, takım istikrarsızlığından çünkü, kaynaklandı. Çünkü o yüzden yani Vedat çünkü evet 20 milyon euro iyi bir rakam ama mesela çok çok üst düzeyde bir golcü değil. İyi bir golcü. İyi golcüyle işte yıldız golcü arasında fark vardır. Fenerbahçe'de o istikrarsızlığının sebebi tabii ki takımın dengesizliği de falan vardı ama Lazio'da İtalya Ligi gerçekleriyle beraber düşünürsek Fenerbahçe'den ettirdiğinden daha fazla söz ettirebiliriz adından. Kesinlikle katılıyorum. Fenerbahçe'nin geçen sene özellikle ikinci yarıdaki Vedat Muriç'teki o düşüş. Maç sayısına bak, maç sayısında düşüş yok. Sakatlık çok kısa mesela. Kendine bakan da futbolcu. Saha içindeki mücadelesi. Bu seneki yapılandırmada Vedat Muriç kalır da bir sürpriz olursa ki her şey olabilir yani. Sonuçta Fenerbahçe şartlarını koymuş. Eğer istedikleri olmazsa gerçekten Vedat Muriç'te belki de devam edecekler. Bu da ihtimaller arasında var. Az evet. Da olsa var. Yani eğer bu kadroda devam ederse Vedat, bambaşka bir Vedat Muriç izleriz. Yani gerçek mevkisi olan o santrafor forvet bölgesinde Vedat Muriç'i ben bu sene birçok maçta orta sahada gelip hava topu aldığını biliyorum. Evet, ben. Evet. Çok kanatlara kadar gelip işte koştuğunu biliyorum. Evet. İkili mücadelede savunmadan top çıkardığını biliyorum. Bir forvetin görevi bazı zamanlarda geriye gelip duran toplarda top çıkarmak vardır. Katılıyorum. Beşe bu takdir alıyordu Vedat Muriç. Bu Vedat Muriç için takdir edilecek bir şey değil. Fenerbahçe için eleştirilmesi gereken bir şeydi. Vedat'ın işi gol atmak. Bana tabelaya 20-25 gol yazacak Fenerbahçe'nin golcüsüysen. Ben arkada orta sahadan top çıkarsın diye 2 milyon 3 milyon euro ödediğim 3 tane adam koymuşum oraya. Tabii. Kanatlara 2 tane aksın diye adam koymuşum. Ben bir de gelip ortada kendi pozisyonumu üreteceğim. Efsane vardır ya Rıdvan Hoca kendi ortasına vurdu diye anlatılıyor. Şimdi böyle bir
futbol organizasyonu yok ki. O yüzden hani Vedat Muriç, bu senin söylediğin çok doğru. Oldu ki iş bozuldu. Ki umarım gider, ciddi bir döviz girdisidir, 20 milyon euro. Oldu ki kaldı. Mevcut transferler içerisinde Fenerbahçe'nin oluşturmaya çalıştığı puzzle tutarsa Vedat artık şey olur, tap noktaya gelir Fenerbahçe'de. Şimdi bu sene sen Galatasaray'ı, sen Beşiktaş'ı çok yakından analiz ediyorsunuz. Yaptığınız haberlerde gerçekten çok etkili, transferde de, normal habercilikte de. Şimdi Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe muhabirleri geride kalan iki dönemde evet çok transfer haberi paylaştı. Aşağı yukarı 30 adet değil mi? 31-32 falandı. 2 yıldan diyorsun tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Ali Bey'in dönemi. Ali Bey'in dönemi. Gidenleri de koyarsak, yani gitti, ayrıldı da haber niteliği taşıyor sonuçta. Aşağı yukarı 60-65 tane değil mi haber paylaştı diye ortalama söyleyelim. Ama bu sene farklı Fenerbahçe muhabirleri. Daha böyle flash değil mi? Daha böyle heyecanlı, daha böyle ses getiren paylaşımlarda bulunuyor. Ekranlarda ya da gazetede, farklı kanallarda meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, Fenerbahçeliler o heyecanı yansıtıyor. Bu sene diğer takımlarda o yok. Kabul edelim. Doğru mu Savaş? Doğru. Bence yaz Fenerbahçe transferde bunun aksini söyleyemeyiz. Transferde şu anda flaş takım Fenerbahçe. Bunun aksini söyleyemeyiz. Çok da iyi bir kamp geçirdiler. Kamp dönemi geçirdiler. İşte sürekli basına açık gitmanlar, röportajlar vesaire. Oyuncuların röportajları. Oyuncu röportajları genel anlamda iyi geçirdiler. Sonuç iyi bir başlangıç. İyi de bir başlangıç yapabilirlerse bu ligin şampiyonluğun, ben transferler bazında bakarsak en güçlü adayı şu anda gözüken Fenerbahçe yani. Vedat Muriç giderse oraya varmış gibi de golcü transferi. Şu anda hala görüştükleri de var. Fenerbahçe geçen seneki ve önceki senedeki yaptığı hataları şu anda bu sene yapmak istemiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sayın Başkan da, Sayın Emre Belözoğlu da, diğer yöneticiler de kabul ederim ki iki sene çok hatalar yapıldı. İnanılmaz hatalar yapıldı. İşte o zaman sportif direktörüne 1,5 sene bütün baskılara rağmen arkasında durulması, yönetim içinde Semih Bey'le tepkiler olmasına rağmen kaldı. Sonra yönetimden ayrılmak zorunda kaldı. Giden hocalar, gelen teknik adamlar, Ersun Yanal'ın gelişi, gidişi. Yani hep sıkıntılar. İlk geldi sene bir 6 ay falan. İşte diyarlarını falan hatırlasana. Volkan Demirel'in kadro dışı kalmaları. Dışında. Sürekli hep böyle sıkıntı ve boğuştu ve hep de medyaya yansıdı. Şu anda Fenerbahçe gidişat. Her şey çok güzel gidiyor. Bir şey oluyorsa da belki de vardır sıkıntı. Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Sayın Başkan. Ama kendi işlerini de hallediyorlar. Şu ana kadar sızan bir şey yok. Dışarı çıkan bir şey yok. Evet. Böyle devam ederlerse sıkıntısız bir şekilde çok iyi bir lig geçirirler diye düşünüyorum ben. Şeyde Fenerbahçe'nin karar problemi vardı 2 yıldır. Hatırlayalım, Komolli, Filip Koku, ki bu adam da 3 yıl PSV Eindhoven'da şampiyonluk geçirip gelen adam. İşte yapılanma, genç oyuncular felsefesiyle yola çık. İşte Barışlar, Merkeler falan. Ne oldu çocuklar? Bir sonraki sene Ersun Hoca'yla taraftar isteğiyle bir hamle. Yine orada bir kafa karışıklığı. Fenerbahçe'de saha içerisinde Fenerbahçe, hani biraz metafizik bir şey söyleyeceğim ama Fenerbahçe ruhu dediğin şey biraz bunu bu sene onu tolere edecekler sahada. Hani böyle göğüs çıkaran oyuncu, inat eden oyuncu fazlalığı. Şimdi Fenerbahçe bu sene baktı ki o iş öyle olmuyor. Geldi yine kurumsallıktan Türkiye gerçeklerine. Emre Belözoğlu eskiden bir A takımı vardı biliyorsunuz değil mi? B.A. Baraküs, Murdoch'lar falan, böyle iş lazım, bir iş bitirilecek. Eski dostları ararsın. Hadi iş var, bize iş başa düştü. Toplanır böyle, operasyona giderler hep beraber. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı şey o. Çünkü Sosa'ya 2 yıllık sözleşme vermek aslında biliyoruz. Bir yıllığa imza atmadığı için Sosa'ya 2 yıl veriyorsun. Çünkü önümüzdeki yıl çok beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Bu yılı kurtarayım diyor Fenerbahçe. Acilen de şiddetle şampiyonluğa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ama şimdi Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü resmi olarak bir şey açıklanmadı. Değil mi? Açıklanmadı. O şifayen yapıyor şu an. Aynen öyle. Yani Fenerbahçe kurumsal olarak bunu açıklamadı. Şimdi Erol Hoca'nın da kendi ekibi var. 2 tane de Fenerbahçeli yönetici var orada futbol işini yürüten. Bunların iyi koordine olması lazım. Eğer iyi koordine olmazlarsa başka bir sıkıntı çıkar. Ali Bey'in ve taraftarın beklentisi acilen şampiyonluk. Niye? Tahammül eşiği epey bir daralmış durumda. Ama Erol Hoca sizce sezon hocası mı? Biraz daha böyle orta ve uzun vade planlama, plancı hocam. Biraz daha sana birkaç sene sonra iyi takım çıkartabilecek bir model. Çok iyi bir hoca. Çok ciddi gelecek vaat ediyor. Ali Bey'in acilen şampiyonluk alması gerektiği yerde Erol Hoca'nın da böyle bir orta vade hocası olmasının arasını bulması lazım Fenerbahçe'nin. Şampiyon olduğu sezonlarda lige başladığı gibi alıp götürür Fenerbahçe. Genelde böyledir. Alır götürür. Yani sonradan geriden geldiği çok nadirdir. Öyle bir sezon bekliyorum.
Ortası olmayan bir sezon Fenerbahçe'de. Alır götürür mü diyorsun? Ya alır götürür, ortası yok. Ya alır götürür ya da o puzzle tamamlanmazsa. Tabii ki göle yoğurt çalmak kadar riskli bir iş değil bu. Sonuçta bildik tanıdık oyuncular. Şu transferler içerisinde şu riskli dediğiniz bir insan var mı? Bildik oyuncular bunların hepsi. Gökhan'ın, Caner'i, Sosa'sı, Nova, Mert Hakan flash transfer. Belki ufak bir soru işareti onda olur. Niye? Yeteneği şüphesiz çok üst düzey. Ama sezon performansı mı yoksa böyle istikrarını devam ettirecek bir futbol? Onu göreceğiz. Tiam iyi transfer. Çok iyi transfer. Valencia çok iyi transfer. Hepsi iyi transfer. Tiam özellikle yani çok iyi. Çok iyi. Dediği... Şimdi Ozan, Mert Hakan alternatifi var. Olmadığı zaman ikinci, üçüncü alternatifi var. Her bölgenin hemen hemen alternatif var şu anda. Bir listeye bakalım mı ya bu arada? Ciddi anlamda yapılan transferlerin hepsi nokta. 11'de oynayacak. Hatta ikinci isimde 11'e 11 oynayacak. Yani ikinci 11'de oynayacak isimler var. Var. Doğru. Dolayısıyla buradaki bu seneki planlamayı ben isteyen bana kızsın Fenerbahçe. Planlama şu anda çok doğru gidiyor. Ama neye bakıyor? Senin dediğin gibi. İlk başlangıç 3 hafta 4 hafta başarıya bakıyor. 3. hafta Galatasaray'ı oynuyorsun. Galatasaray maçı var. Emre Belezoğlu olayına... Çok kişi takılıyor, ben takılmıyorum ya. Yani oradaki sportif direktörlük ya da işte görev tanım verilmedi. Şu anda gayet güzel gidiyorlar. Gidiyor, yani, şimdi gidiyor, gayet hiç problem gidiyor. Ama bir başarısızlıkta Emre Belözoğlu ayrı tartışılır. İşte Erol Bulut ayrı tartışılır. Sayın Başkan ayrı tartışılır. Günün sonunda fatura başkana kesilir. Bu kadar tabii, transfer, bu kadar para harcama ama yine aynı senaryo dönecek. Sayın Başkan, önceki iki seneye göre şu andaki planlaması bana göre çok doğru. Doğru. Çok doğru işler yapıyor. Abi, transferler başta. Ya. Burada bir tek herkesin konuştuğu Emre Belözoğlu'nun yetkisi. Bırak yetki de şu anda bir köşede kalsın ya. Sonra yetkinin yetkilendirmesi açıklanır yani bir açıklanmasa. Ben doğru buluyorum politikayı şu ana evet. kadar. Şey de havayı getirdi, onu ben önemsiyorum. Benim etrafımdaki Fenerbahçeli arkadaşlarımla oturuyoruz. Böyle hani yüzüne kan gelir ya insanın. Gerçekten hani masada en dikkat çeken ve en şeyi odur. O hal de şu anda. Bu Fenerbahçe'nin belki de ihtiyacı olan şeylerden bir tanesiydi. Sahada... Ya şimdi ismini bile unuttuğumuz Reyesler, bir sürü adamlar geldi gitti. Çok acayip Fenerbahçe sahada dökülüyor. Ne bir reaksiyon var, ne bir şey var, ne Fenerbahçe tarihine dair bir emare görebiliyorsun. Şimdi bunu da biraz göz önünde bulundurarak bir takım kurdu Fenerbahçe. Bunun avantajını yaşayacaktır diye düşünüyorum. Aklıma bir tek kadro şey geldi. Geldi bak. Aklıma bir tek şey geldi. Kadroya bakalım. Hepsini enine boyuna konuşalım. Bir tek bir tane daha 11 çıkar. Bir tane daha 11 çıkar. Ve alternatif isimler de direkt 11 döneceksin. Yani iki tane 11'i çıkarabilirsin bir tek bölge hariç. Kale. Bu kadroda Fenerbahçe'de beni bir tek düşündüren şey kale. Galatasaray'da aynı şey. Şu anda Galatasaray'da Fatih ve Okan kalede. Galatasaray'ın kadrosu iki tane orta sahalığı zaman demin dedim ya bu ligin en iyi kadrosu diye. Ama Muslera'dan sonra, geçen sene Okan'ın performansından sonra Fatih'in de daha ne o vereceği belli olmadığı için bence Galatasaray'ın kalesi de biraz düşündüre yani. Kale, başarıda şampiyonlukta en önemli şey kaledir. Tabii. Önünde kim oynar sonrasın? Galatasaray'da kaleci olmak da Muslera'dan sonra çok zor. Çok zor. Zor. Muslera'dan önce, ağzında kuş tutman Muslera önden önceye gidelim. Çok zor. Tabii. Mondragon vardı mesela uzun süre konuşulan. Yani. Mondragon nasıl oldu olmadı. Yani. Taferel'den sonra Mondragon ve özellikle Muslera gelene kadar Galatasaray'daki yabancı kale sayına bir bakalım şöyle defalarca. Ha, buluyor, bulduğu anda da bir 10 sene götürüyor kaleci. Ama evet. Şimdi burada Altay, Harun bu kadroya yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama bu kadroya çok daha iyi bir kaleci gerekiyor. Yani Muslera ayarında bir kaleci gözüküyor. Muslera ayarında da abi nerede bulacaksın ya Muslera? Ama 100 yılda bir yakaladı Türk futbolu. Ki hücum attı orta saha çok güçlü. Sosa, Ozan, Gustavo, Cahilson, Mert Hakan, Rodriguez, Tiam, Ferdi, Deniz, Gümüş. Hakikaten çok güçlü bir üçüncü bölge görüyorum. Deniz ve Sinan Gümüş'ün olduğu yer biraz şey gözüküyor. Ben Sinan Deniz'den daha önde orada formayı alma anlamında. Hani belki orayı takviye de yapar Fenerbahçe ama Sinan Gümüş bence önemli. Ya şey geldi aklıma. Şimdi İtalyanlar yapardı bunu. Baklava dediğimiz orta saha var ya. Şimdi Ozan, Gustavo, Sosa, Mert Hakan. Çok parıltılı bir şey değil mi bu yani? Hep bu sistemi oynayabilmen için ilk 11'de bu dördünü düşünüyorum. Kanat beklerinin uçuyor olması lazım. Şimdi sol tarafta bu problemi yaşamaz Fenerbahçe. Yani Novak mevcut dörtlü orta sahada çok öne çıkabilecek dinamizme sahip. Caner de keza öyle. Gökhan hani 40 maç 25'inde belki oynar ama adam gibi oynar. Yani onu verir. Belki biraz Fenerbahçe'nin o sağ bek konusunda Gökhan'ın desteklerini çünkü bazen 3 maç haftada 2-3 maçın oynanacağı 8 hafta var bu sene. Yani oralarda belki bir sağ bek konusunda bir hamle yapabilir diye düşünüyorum. Dirar daha var. Yani ya kadro bir iki takviyeyle bir de Vedat'ın gidişinden sonra Vedat'ın da tam durumun netleşmesinden sonra şimdi hep gitti gözüyle bakıyoruz tabii bakılıyor. Oradan sonra belki öyle bir tane daha golcü. Kale bu şekilde de olur.
Ama Valencia'dan böyle hani leblebici golcü beklemesin Fenerbahçeliler. Onu bir kere söyleyelim. Onu Thiam'la tolere edecek bence. Thiam böyle kanat forvet, bazen de ikinci forvet gibi oynuyor. Ama oraya bir tane nokta bir lazım. Forvet daha alacak yani, yani. Thiam bu sene Valencia'yı geçebilir gol oranında. Tigres'te şeyin yediğiydi Valencia. Cin yakın. Yani adam 40 gol ortalamasıyla falan oynuyor. Hani Valencia çok faydalı olacaktır ama böyle çok yüksek gol oranına ulaşır mı bilmiyorum. Yani Thiam bu manada orayı tolere eder. Attı. Abi ben hala oraya şimdi Lemos'un demin, performansı belli edecek. Ben bir kere işte Marka Lindemann'ın olduğu yer. Şimdi burada bu kadar sayıya rağmen esas bir stoperde yapacaktır. Bir de ben stoperi mesela genç stoperden çok haz eden bir adam. Stoper dediğin biraz gaddar olacak. Gaddar. Bak Zago geliyor aklıma. Lugano geliyor. Şehirleri onlar top nokta. Söylemiyorum yani Ramoslar, Pikeler falan. Yani biraz maçın başında o forvet o tabanı görecek. Topa ve adama sert. Ufoloji. Tabii yani. Tabii yanındaki oyuncuya güven verecek. Sağındaki, solundaki, önündeki. Tabii Tosic falan. Yani biraz o sertliği, o ağır abiliği gösterebilecek potansiyeli olması var. Lazım onun. Serdar var. O senin. Var. O da işte şey hataya müsait bir adam. Çok bence fazla. Oraya çok daha böyle Lemos'un performansını da göreceğiz. Onu şimdi Fenerbahçe erken performansı olur, çok bir şey diyemeyiz. Belki Lugano'ya çok benziyor. Oradan çıkabilir. Ama Zanka, Lemos değildir bu takımın stoperi diyorsun. Ben bence değildir. Yani bu takıma ön tarafı böyle kurduysan bence oraya bir tane daha böyle top bir stoper gerekiyor Fenerbahçe'ye. Alacak gibi bir stoper, haberler. Bir stoper, bir forvet daha dahil olacak buraya yani. Yani çok keyif verebilir olacak bu sene Fenerbahçe. Stoperlerin önü de çok sağlam. 6, 7, 8 orası da çok sağlam. Mesela Sosa'ya baktığın zaman savunma yönü olan oyuncu, Ozan'a baktığın zaman aynı şekilde Gustavo gibi bir oyuncu mesela oradaki bölge. Hep geçen seneye bak, o isimler hep stopere yakın oynamış olanlar var. Bek oynamış isimler var. Doğru. Oraya eğer iki tane göbeğe çok iyi bir sağ stoper, bir sol stoper koyarsan, yani Lemos'a baktığın zaman ben Lemos'a güvenim baktığım zaman fazlasıyla var. Yani sağ ayaklı, sol ayaklı işte öne çıkabiliyor. Topu ayağında tutabiliyor. Mesela stoperlerimizin en büyük eksikliği Burgis'i. Yok. Lemos'ta yok. Bir de sezon içinde şeye ihtiyacın olmayacak senin. Orta sahadan adam devşireyim. Donk gibi, Gustavo gibi. Bak Jailson'u devşirdim, futbol hayatı bitiyordu. Gustavo 2 hafta oynadı. Adam hayata küstü. Yani doğru. Kasımpaşa maçını falan. Çünkü adamı sadece stopere adam koymuş olmuyorsun. Onu yerinden ederek göbeği de en önemli bölgeni de çökertmiş oluyorsun. O yüzden hiç sezon içinde böyle orta sahadan adam devşirecek durumda olmaması lazım Fenerbahçe'nin. Orijinal stoper oraya en azından 3 tane ilk 11 oyuncusu olacak. Dönüşümlü oynayacak. Bir iyi bir stopere ihtiyacı var diye düşünüyorum. Orada Gustavo'nun yeri full garanti abi, sakatlanmadığı sürece. Net. Full sakatlanmadığı sürece o kadronun içinde o bölgede Gustavo'nun da kim oynarına bakacağız. Ama İzlerken de çok keyif veren bir adam. Biraz önce dedin ya, sahada ısıracak, basacak, evet, rakibe evet, kart gösterecek. Kendi yerine rakibe kart gösterecek. Bazen mesela böyle o hırçın olmak yetmiyor. Melo çok iyi yapardı bunu. Melo 2-1 mücadeleye giriyordu. 2 kişi birbirine dokunuyordu. Çıkıyordu. Kartı görmesi gerekiyor ama 2 kişiyi kart gösteriyordu mesela. Aynı anda oyun içinde. Burada da Gustavo bunu çok iyi yapıyor. Geçen sene de mesela bazı maçlarda o hırsı, o oyun içindeki takımın tam durduğu anda ateşlemesi. O yüzden Gustavo Caner de onu yapar bu sene. O manada da bir şeyi bekliyorum yani. Fenerbahçe'deki bu potansiyel biraz daha yukarı çıkması lazım. Şey potansiyeli, o kavga, tırnak içinde söyleyeyim yani. Saha gereksinimleri dahilinde bir göğüs öne çıkartabilecek sert bir takım görüntüsü de vermek lazım. Şampiyonluk yolu çünkü biraz da oradan geçiyor. O kavga ve mücadeleden geçiyor. Yani bakalım ama yani bu kadro eğer pandemi olmasaydı kapalı gişe oynardı her maç. Değil mi? Baktığımızda, düşündüğümüzde Beşiktaş'ta kapalı gişe oynardı. Sergen Yalçın'ın faktörü, işte Mensah'ın gelmesi. Tabii, en büyük sıkıntısı o. Şanssızlığı o Sergen Hoca'nın. Gelmiş, imzasına 20-25 bin gelen adamın her hafta 40-42 bin kişiyi oynamaması zaten şey olur. Galatasaray'da aşağı yukarı kapalı gişe oynardı. Trabzon'da kapalı gişe oynardı. Onu da söyleyelim. Transferler bazında baktığın zaman Fenerbahçe'nin biraz daha artısı olurdu. Şu kadroya, ki yeni gelecek daha tam olarak değil, 32-33 gün var. Yani yine burada ben 2-3 transfer daha bekliyorum. O transferlerin mesela, de beraber... Şey göstergesi de önemli bak. Savaş, özür dilerim sözünü kestim de. Kombine satışı Galatasaray'ın hemen bir günde tükendi değil mi? Bir günde. Yine bir günü. Demek kısa, yani, ya 4000 küsürdü. Pandemi olmasa Galatasaray zaten banko kapalı gişe oynardı. Galatasaray hep öyledir zaten. Ya artık taraftarlar sahip çıkıyor kulübüne. Alıyor kombinesini, locasını, biletini. Öyle. Yani çok az sayıda bilet kalıyor. O biletleri bile bulamıyorsun yani. Şu anda eğer bu pandemi olmamış olsa hakikaten... Birçok kulüp kombinelerini bitirmişti yani. Mesela bu kadro, Fenerbahçe'nin kadrosuna ben baktığımda hani kombinesini de devretmez. Gider izler.
Yani 17 maç hani diye ya ben bir maç gider izlerim derler. Bu sene fazla maç da var. Devretmez he. Tabii. Fazla da maç aynen, var o yüzden 40 yani. 40 maç doğru. Haklısın. De bunun içinde Ziraat Türkiye Kupası maçları var, Avrupa maçları var. Ya iyi top oynadığın zaman kendi taraftarından bağımsız futbolu seven adam hep şeyi duyardım. Beşiktaş maçı olsa da izlesek derdi adam. Şimdi Taliska Maliska sahada olduğu zaman. Herkes yani bunu söylüyor. İyi top oynadığın zaman şimdi Fenerbahçe maçı beklenen bir takım olabilir bu sene. Hani tuttuğu hangi takımı tuttuğundan bağımsız. Fenerbahçe'nin oynayacağı futbolla hani maçı izlenesi bir takım görüntüsü kağıt üzerinde şu anda var. Var ama pratiği bakacağız. O da işte yağ, un, şeker hepsini koydular Erol'un hocanın önüne. Hoca da helvayı yapacak isimde hoca. Ekibi de iyi. Kendi ekibiyle geldi. Fenerbahçe'nin zaten Aurelio falan da değil mi? Kendi ekibi de vardı Fenerbahçe'nin. Orada yani bir futbolcu kadrosu kadar bir teknik ekip oluştu. İşte bunların hepsi armağanlanıp çok iyi bir şekilde ekip olmaları. Kendi içinde bir sorun mutlaka olacaktır. Yani başarının olduğu yerde sahada kavga edeceksin. Ben buna geldim. Saha içinde antrenmanda kavga da olur. Sen de biliyorsun yani tartışmalı olur. Abi 30 İkili erkeğin mücadele olduğu yerde her şey olur her yani şey kavga olabilir da olur. Bunları da olur. Başarıya giden yolda kavga da olacak. Tartışma da olacak. Zaten başarı eğer istiyorsan tartışacaksın ya. Bu hiç de böyle değil midir ya? Biz şurada üç kişi eğer ortaya bir şey koyduysak programı nasıl yapalım diye onun fikrine karşı çıkmıyorsan her şeyi tamam diyorsan burada bir şey olmaz zaten yani. Şimdi, oraya bir fikir katacaksın tabii yani. Tabii canım ya. Eskiden şey vardı bir ayranlar markasını söyleyeyim. Nasrettin Hoca figürlerini çizerlerdi üstüne. Bir tanesini hiç unutmam böyle herkes farklı yönlere gidiyor karede. Ufak bir çocuk hocaya soruyor hocam niye herkes farklı yönlere gidiyor diye. Oğlum diyor herkes aynı yöne giderse dünyanın dengesi bir taraf ağır basar ters döner. Şimdi tabii ki farklılıklar olacak tartışma bunlardan iyi bir şey çıkar yani fikir ayrılıklarından. Yani bu sene hani Beşiktaş taraftarı çok soru soruyor ya işte transfer olacak mı niye hala kırmızı vermiyorsunuz. Yani kırmızı tabii ki de vermek biz de isteriz işimiz bu. Beşiktaş takip eden arkadaşlarımız Fenerbahçe muhabirimiz Ahmet Selim, Sercan işte... Emre Kaptan, sen ve diğer işte Volkan diye aklımıza gelen tüm meslektaşlarımız hızlı, atik bir şekilde de ama burada tabii biraz beklememiz de lazım. Az evvel ne dedik? 32 gün. Aslında 32 gün çok uzun bir süre. Ya şimdi biz içindeyiz ya. Bize daha bazen kızıyorlar mesela. Yazıyorlar sosyal medyada. İşte yok mu isim? Yazmıyorsun, takip etmiyorsun. Transferi biz yapmıyoruz. Bazen isimler abi şunu söylesene bunu yazsana biz transfer komitesiyiz abi. Şimdi yönetimler ya içinde bulunduğu